Merhaba canlar, bugün sizlerle birlikte futbolda uzun bir aradan sonra yararlı olur mu serisiyle karşınızdayım. Canlarım, biliyorum çok uzun zaman oldu ama bugünkü konumuz çok tartışılacak bir konu. Başlıkta da gördüğünüz gibi Galatasaray'ın yeni sol bek transferi Nagatomo. Nagatomo Galatasaray'a yararlı olur mu? Sol bek problemini enjekte edilir mi? Onu birazdan tartışacağız, konuşacağız. Ama öncesinde sizlerden ricam emeğe saygı olaraktan 5 saniyenizi ayırıp bir like bırakmanız. Beni kırmayan emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız adam. Canlarım, şimdi ben sizlere soruyorum. Bir futbol sever olarak elinizi kalbinize koyun. Hangi takımın taraftarı olursanız olun, holiganlığı bir kenara bırakarak, atamızın sözüyle giderek, yiğidi öldür, hakkını yeme mantığıyla giderek sizlere soruyorum. Kendi futbol bilginize göre, düşüncenize göre, sizce Nagatomo Galatasaray yararlı olur mu? İyi bir transfer mi? Sol bek problemini enjekte edilir mi? Kendi futbol düşüncenizi yazın bakalım, kimler ne söylüyor? Hadi başlayalım artık. Tekrardan merhaba canlar, başladık. Nagatomo, ortalama 6-7 yıldır Inter'de forma giyen, İtalya liginin sertliğini almış, tecrübesini almış, tecrübeli bir sol bek. Ortalama 100 kereden fazla Japon milli takımda oynamış ve bu sezon milli takım adına 3 tane asist yapmış bir oyuncu. Şimdi, bunda bir sıkıntı yok. Her şey normal gidiyor. Peki yararlı olur mu? Öncelikle şundan bahsedelim. Nagatomo Galatasaray'da sol bek problemine direkt olarak enjekte edilebilen bir isim değil. Asamoah konuşuluyordu. Ama Asamoah'ı almak kolay değil. Bazı bilgilere göre Asamoah ile ön protokol imzalanmış, sezon sonu takıma katılacak diyorlar. Yani burada Nagatomo 6 aylık işte ligde bizi idare etsin. Latovlevici'den, Lines'ten iyidir. Ama cili almış bir oyuncu. 6 aylık idare etsin. Tabii ki de Nagatomo güzel bir performans ortaya koyarsa alınır. Neden olmasın yani? Ama durumuna bakacağız. Şimdi sizlerden ricam, ben sizleri Nagatomo ile 1-2 dakika yalnız bırakacağım. Sizlerden ricam, Japon oyuncunun yeteneklerine bir bakın, göz gezdirin, ondan sonra hep birlikte yorumlayalım. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar, özellikleri görüyorsunuz. Bir sol bek'e göre hızı yerinde, çalımı yerinde, ofansif anlamda güzel, defansif anlamda da çok kötü olmayan bir oyuncu Nagatomo. Bundan 2-3 yıl öncesine kadar gerçekten acayip formdaydı. Hatta bir ara Galatasaray konuşuldu ama olmadı. Mancini bırakmadı. Yani Mancini çok güzel öve öve bitiremedi bu oyuncuyu. Japon oyuncu, çalışkan oyuncu. Savaşan bir oyuncu Nagatomo. Çok da güzel bir oyuncu. Ama şöyle bir şey var.
Şimdi baştan beri sol bek edendi ki Asamoah, Asamoah, Asamoah. Asamoah'tan sonra Nagatomo denince Nagatomo düşük kaldı yani. Taraftarlar olarak. Ama şöyle bir şey var. Asamoah herkesin tanıdığı çok güzel bir oyuncu. Box the Box. Joker bir oyuncu. Asamoah'ı koy sol beke oynar. Orta sahaya koy oynar. Sol açığa koy oynar. Asamoah çok yönlü bir oyuncu. Tabii ki de gelse daha güzel olur ama Nagatomo bana göre bu sezon performansı vasat olsa bile Fatih Terim faktörü ile Galatasaray'a ligde götürür bana göre. Bu sezon vasat ama adamın kumaşı sağlam. Tabii ki de Asamoah gelse mesela daha güzel olurdu. Ama Asamoah'ı bırakmazlar arkadaşlar. Adam son iki maçta Juventus'un maçın adamı seçildi yani. Önemli adam seçildi. Gelir mi adam? Sezon sonu bağlamak lazım onu. Güzelce bağlamak lazım. Başka türlü alamazsın. Bana göre Nagatomo güzel bir oyuncu. Adamın hızı güzel, ortaları güzel. Ya Allah aşkına. Latovlevic'den iyidir be. Latovlevic'den iyidir. Adamın ortalarını gördünüz. Latovlevic'i adam savaşıyor ama yetenek yok ya. Gidemiyor yani. Lines desen belirgin değil. Bir maç güzel, bir maç vasat. Tam bir kanser sebebi. Nagatomo eleştirme ismi şöyle oldu biraz. İşte adam sağ ayakta falan, sol bekte oynayacak. Fatih Terim istemiyordu sağ ayakta falan. Sol ayak istiyordu. Öyle bir şey yok. Nagatomo iki ayağını da kullanan bir oyuncu. Ama genellikle sağını kullanıyor biraz daha. Çift ayaklı bir oyuncu. Adamın ortaları güzel. Bence 6 aylık güzel bir oyuncu. Yani şu durumda 700 bin euro vermişler. 6 aylık güzel ya bence. Ben yararlı olur diye düşünüyorum yani. Fikrim bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada forma çekilişi yaptık. Ayrıntılı bilgiler için Instagram'da link sponsorunda siz de katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.